Herkese merhabalar. Kitabımı doğru kullanıyorum köşesinde. Şimdi sizinle beraber muhteşem bir kaynak tanıyacağız. 10. sınıf Dinamo sayısal set. Dinamo soru bankalarından oluşan sayısal setimizin içerisinde 4 branş yani matematik, fizik, kimya, biyoloji olmak üzere 4 adet kitaptan oluşuyor setimiz. Ve setimizin içine tekrar tekrar bakacağız. Zorluk seviyesi nedir, içeriği nedir ona bakacağız. Ama öncesinde hikayesini anlatmak istiyoruz. Bir kere sayısal dersler gerçekten de özellikle 9'da, 10'da, 11'de, 12'de yani özellikle lisede çok daha fazla karmaşıklaşabiliyor. Hatta fizikte, kimya, biyolojide gerçekten konular çok daha dallanabiliyor. Ve matematikte birazcık daha ağırlaşan konular karşımıza gelecek. Peki biz bunlarla nasıl mücadele edeceğiz ve nasıl bunları halledeceğiz? İşte bu sorudan çıktı her şey. Biz dedik ki sayısal kitapları teker teker hangisini alayım, hangisini yapayım, hangilerinden çalışayım ve bir tarzımız olsun istedik ve bunların hepsini bir araya getirerekten Dinamo Soru Bankaları sayısal seti oluşturduk. İşte bu kitapları aldığımız zaman aslında aynı tarzda bütün konuları halledebileceğiz. Mesela örneğin hemen size şimdi kitaplarımızı göstermek istiyoruz. Şimdi fizik dinamo soru bankamız var. Aynı zamanda kimya dinamo soru bankamız var. Matematik dinamo soru bankamız var ki gerçekten de iki kitap kalınlığında neredeyse 350'ye yakın, 360'a yakın sayfası var. Ve biyoloji dinamo soru bankamız var. Şimdi bu kitaplardaki mantık şu aslında. Şimdi bir kere dinamoların mantığında ilk başta bir rehber soru çözümü ardından dörtlü soru geliyor. Rehber soru çözümü ardından dörtlü soru geliyor. Peki niye bu rehber soru çözümü birbirinden aynı değil? Niye aynı soruları koymadınız? Çünkü aslında her rehber soru çözüm aslında bir soru tarzını bize anlatıyor. Yani bu soru tarzını anladık. Tamam, bununla ilgili dört soru çözüyoruz. Bu soru tarzını anladık. Şimdi bununla ilgili dört soru çözüyoruz. Zaten matematik böyle öğrenildi biliyorsunuz. Yapamadığımız zaman da çözümleri zaten videolu bir şekilde var. Bunları bitirdikten sonra da arada tarama testlerimiz var ve tarama testlerimizin yanında ünite tekrar testlerimiz de var. Aynı zamanda ÖSYM tarzı sorular var. Biliyorsunuz tamam 10. sınıf kazanımları çok önemli. MEP kazanımını yaptık ama bu aynı zamanda ileride gireceğimiz üniversite sınavının TYT kısmının yarısını oluşturuyor. Yani buradaki sayısal derslerde hatta bu arada matematikteki konuların birçoğu da AYT'de de çıkıyor. Dolayısıyla çok temel konuları şimdiden halledebileceğiz. Hatta ALFL tekrarlarımız da var. Yani bazı konular FL'de ekstra anlatılabiliyor. İşte biz o FL'de ekstra anlatılan konuları da size kitabın belli bölgelerinde bayraklarla, özellikle mor bayraklarla gösterdik. Hatta burada göstermek istiyorum. FL bayrakları olan yerlerde bunlar FL'nin müfredatına ait konulardır diyebilirsiniz. Peki ALFL tekrar testlerimizin yanında bir de tabii ki yazılıya gireceğiz. Ve yazılarda iyi not almak zorundayız. İşte bunların da aslında teker teker yazılı tekrarlarımız da var. Peki bu şekilde bütün konuları tarayalım ve sayısalda başarılı olalım istedik. Ve kimyada da, fizikte de, biyolojide de bütün temel konuları aynı bu rehber soru çözüm mantığıyla tarayalım. Ve arkadaşlarımız bunları tek bir şekilde, tek bir kaynakta ulaşsın. İşte bu da Dinamo Soru Bankaları sayısal set şeklinde ad verdik buna diyebiliriz. Peki kitaplarımıza baktığımız zaman ya daha doğrusu sayısal sete baktığımız zaman zorluk seviyesi nedir dersek. Peki şimdi hemen şöyle anlatmak istiyorum. Kimyadan bir kitabımızı aldık mesela. Kimyadan kitabımızı aldığımız zaman bir kere kitabımızın içerisinde rehber soru çözüm. Aslında temel bir şekilde sanki soruyu çözerekten aslında bize anlatıyor. Yani temel bir sorumuz var. Ardından burada 4 tane soru geliyor. Bunlara testra adını verdik. Mono, di, tri, tetra gibi hatta kimyada öğreneceğimiz kavramlarla bunları adlandırdık. Bu testrada ilk sorular genellikle temel düzey ve sonrasındaki sorular orta düzey oluyor ve en son soruyu birazcık daha zorlaştırdık. Aradaki tarama testlerimizde de temel, orta, üst düzey sorularımız var ve aynı zamanda tabii ki demin size gösterdiğim gibi neler vardı? Ünite tekrar testlerimiz vardı. Aynı zamanda ÖSYM tarzı testlerimiz var ki bunlardaki sorular birazcık daha üst düzey. ALFL tekrar testlerimizde yine üst düzey sorularımız var. Ünite tekrar testlerimizde orta ve üst düzey sorularımız var. Dolayısıyla kitabımızın içerisinde hem temel, hem orta, hem üst seviye sorular mevcut. Dolayısıyla bunlarla mükemmel bir şekilde konulara çalışabiliriz. 4359 tane soru var. Yani
kimya, matematik, fizik ve biyolojide yani Dinamo sayısal setimizin içerisinde 4359 tane soru ve 1072 tane sayfamız var. Ve bunlarla zaten sayısalın hepsini halletmiş oluyoruz diyebiliriz. Peki baktığımız zaman ÖSYM tarzı sorular var dedik. MEP kazanımlarına %100 uygun ki kitaplarımızın burada açtığımız mesela biyolojiyi açtık. İlk ünitemize bakıyoruz. Ünitemizin başına koyduk kazanımları. Zaten ÖSYM de sınavları bunda kazanımlara göre soruyor. Dolayısıyla başına koyduk kazanımları ki bu kazanımların dışına çıkmıyoruz hiçbir şekilde. Sorularımızın içinde de, soru çözümlerimizin içinde de hiçbir şekilde bu kazanımları aşmıyoruz diye sana baştan zaten kazanımları vermiş olduk diyoruz. Ve ünite tekrar testleri ve adım adım konu pekiştirmeyle de bütün konuları teker teker hallediyoruz. Peki bunun bir önceki adımına baktığımız zaman aslında sıfırdan ona sayısal set. Bunun bir önceki adımı biz zaten kitaplarımız şöyle gidiyor. İlk başta sıfırdanla temel başlangıcı atıyoruz. Ardından dinamoyla da artık ilerleme ve soru çözme aşamasını tamamlıyoruz ve bütün konularımızı hallediyoruz diyebiliriz. Peki bu kitabı nereden alacağım? Sana en yakın ton kitapçıdan alabilirsin. İ butonunda var. Zaten ileri için seçince tak diye karşına geliyor. Türkiye'nin her yerinde var bu ton kitapçıları. Eğer buradan bulamıyorsan ve zaten online almak istiyorum diyorsan Tonguç mağazadan alabilirsin veya diğer yerlerden alabilirsin. Sonuçta Tonguç kaynaklarına Türkiye'den her şekilde ulaşabilirsin diyebiliriz. O zaman ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım, görüşmek üzere.